12 Eylül 2020. Yassıada'da 12 Eylül'ün yıl dönümü nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sempozyum. Adaya 2.6 milyar TL harcandıktan sonra Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuştu. Aslında Danıştay'ın başvurusu üzerine AYM'nin iptal ettiği bu proje kapsamında 140 milyon dolarlık turizm yatırımı yapılan adanın işletmesi yıllık 4.2 milyon TL ile 20 yıllığına Albayrak grubuna verilmişti. Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli adada 12 Eylül sergisini geziyorlardı. Erdoğan sergide bir gazete haberinin önünde durdu. Dikkatlice inceledi. Haber, CIA'nin Türkiye şefi olan Paul Henze'nin 12 Eylül darbesini ABD Başkanı Carter'a "bizim çocuklar başardı" diye ilettiği haberin köprüydü. Az sonra Erdoğan konuşmacı olarak sahneye çıktı. Korona önlemleri sebebiyle boş tutulan salona doğru seslendi. Bugün artık herkes biliyor ki 12 Eylül darbesinden önce ülkenin siyasi kamplara bölünmesi, her gün onlarca insanın öldürülmesi gibi hadiselerin hiçbiri kendi tabii dinamiği içinde ortaya çıkmamıştır. Darbe haberi Washington'a ulaştığında birilerinin "bizim çocuklar başardı" demesi 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda "bizim çocuklar yine başardı" demek için bekliyordu. Ardından konuşmacı sırasını Devlet Bahçeli'ye bıraktı. "Bizim çocuklar başardı" demek Türkiye'nin emperyalizmin tuzağına düştüğünün delilidir. Bu çocuklar Türk milletinin çocukları değil, Türkiye düşmanlarının at uşaklarıdır. Birisi anayasaya aykırı şekilde inşa edilen salonda darbe anayasasını eleştiriler dizerken, diğeri kendi liderinin öncülük etmiş olduğu darbeyi kınayarak kurmuş olduğu partinin demokrasi adına önemini vurguluyordu. Bu absürdizmin ortak noktası da söylenmemiş bir söz üzerinden neredeyse yarım asırdır beslenen diskurdu. "Bizim çocuklar başardı" sözü söylenmemişti. Bu hikayede dünyada asla söylenmemiş olmasına rağmen en güçlü sözlerden birinin ve etkisinin hikayesi. Sene 1984. Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 12 Eylül Saat 4 kitabı yayımlandı. Türkiye'de hala hazırda zaten bütün siyasi gruplarda darbeye karşı bir "Amerika yaptı, planladı" önyargısı hakimdir. Bu şartlarda yayımlanan kitap ortaya çok ilginç bir iddia atar. Kitaba göre 12 Eylül gecesi dönemin CIA istasyon şefi Paul Henze'ye askeri müdahale haberini ulaştıran diplomat "you boys have done it" yani "seninkiler yaptı, bizim çocuklar işi bitirdi" demiştir. Bu söz kısa süre içerisinde hemen daha pozitif bir anlam yüklenerek "bizim çocuklar başardı" olarak değiştirildi. Sözü söyleyen de değiştirildi. Buna göre Paul Henze bunu kendisi direkt ABD başkanına bu şekilde iletmiş. Haberi almamış yani. Bu söz bu şekilde halk arasında yayılmaya başladı. Ama ne yayılma? Bakanlar, başbakanlar, savcılar, siyasiler, sanatçılar, gazeteciler, oyuncular, türkücüler ve daha neler neler. Filmler, müzikler, kitaplar, oyunlar, siyasal İslamcısından sosyal demokratına, ülkücüsünden devrimcisine, Türk siyasetinin temel literatürü haline geldi. Hatta denebilir ki Türk siyasetinde Henze'nin söylemediği "bizim çocuklar başardı" sözü Atatürk'ün "ne mutlu Türk'üm" diyene sözünden daha ağırlıklı hale geldi. Önemli olan sözün söylenip söylenmediği değildir. Böyle bir sözün varlığıdır. "Bizim çocuklar başardı" 3 kelimeden oluşan ama binlerce sayfada anlatamayacağın duygu ve iddiayı aktaran çok güçlü bir söz. Her şeyden önce de diskur belirlemiyor, kaydırmıyor, katılmıyor. Baştan yaratıyordu ve her şeyden önemlisi de yarattığını sorgulatmadan kabul etmeyi başarıyor. Bilirsiniz, diskur teorisinin temelinde çok basit bir çıkarım yatar. Örneğin siz bir grup arkadaş bir tartışma halindesiniz. Herkes bir konu üzerinde tartışırken farklı fikirler belirtiliyor. Fakat gidilmek istenen bir yön, varılmak istenen bir nokta var. Bu hedefin adı da konsensüs, yani uzlaşı. İki farklı yerden çıksanız da buluştuğunuz nokta ortak. Jürgen Habermas der ki, o zaman gerçek hakkında uzlaşılan şeydir. Tabii bunun temelinde mantıklı insanların uzlaşısı ve argüman bazlı tartışması yatıyordu. Bir nevi diyalektiğin ete kemiğe bürünmüş hali diyebilirsiniz buna. Peki ortada bir varış noktası değil de çıkış noktası varsa, yani konsensüs baştan sağlanmış bir temelse, diskur neye hizmet ediyor olacak? Yani herkes eğer aynı şeyi söylüyorsa farklılık nerede yatıyor olacak? Daniel C. Hall'in 1986 yılında Vietnam Savaşı'nı incelediği kitabında tam da bunu teorize ediyor. Hall'ine göre politik diskurun 3 alanı var. 3 küresi var. Konsensüs,
konsensüs, haklı tartışma ve sapma. Konsensüse göre hareket eden gazeteciler herkesin hemfikir olduğu temelinde hareket ederler. Haklı tartışma kısmında gazetecilerin objektif ve tarafsız olması beklenir. Sapma kısmına ise hiç girilmez. Gazetecilere göre burası saçmalanan noktadır. Bu iddialar işlenmeye bile değmez. Overton penceresinin aksine bu komünikasyonla alakalı bir teoridir. Chomsky'nin Rıza'nın imalatında belirttiği gibi framing de önemlidir. Üstelik konsensüs, yani herkesin hemfikir olduğu gerçek, bizim çocuklar başardı yalanıysa bu gerçekliğin doğal sonucu ne olmalıdır? Ben tabii evet anlıyorum da, hayır diyenlerin neye hayır dediğini şu ana kadar anlamış değilim. Darbe anayasasına muhalefetinin olduğunu biliyorum. Darbe anayasası gitsin, bunun yerine milletin anayasası gelsin. Ve şu anda bu milletin anayasası. Millet kendi anayasasına hayır der mi? Dememesi gerekir. Sandık yolu göründü. Bay Kemal, sen artık memur değilsin. Recep Bey'e fıstıklı helva düştü. Vatandaşa ayıba. Tokatlılar ne diyor? Bir daha. Evetçilerin başını AK Parti çekiyor. Bazı sendikalar, eski sağcılar ve liberal sol paketi destekleyeceğini duyurdu. Türkiye'nin Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk'un da aralarında bulunduğu sanat ve edebiyat dünyasının bazı isimleri de evet oyu kullanacağını söyledi. Kanaat önderlerinden Fethullah Gülen, mümkün olsa ölüleri bile mezardan kaldı. Yeni bir açılma gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönemde o anayasada gerekli olan reform yapılmadı. İmkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın, ben zannediyorum kalkarlar da. Böyle bir oyuna düşecek ülkücü göremiyorum. Onun için hiç kimsenin vagonu veya arka tekeri olmayı düşünemeyiz. Ve hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle. Dili yurttaşları, 12 Eylül anayasasından herkes şikayetçi. Referandumda ne sonuç çıkarsa çıksın, size söz veriyorum. Halkın iktidarında, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında daha özgürlükçü, daha demokrat bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Ona karşı olanların o mevzuda serdettikleri argümanların altı boş, mantığı yok. Biz de yaparız falan diyorlar. Yok mantığı o meselenin. Çünkü kimsenin darbe anayasasına evet demesi mümkün değil. Şu anda hayırcılar darbe anayasasını savunuyor aslında. Siz kimi kandırıyorsunuz? Eğer hesap soracaksanız 27 Nisan'da e-muhtırayı veren var. Zaman aşımına da uğramadı. Niye o paşadan hesap sormuyorsunuz? Tuttuğunuz altına zırhlı araba aldınız. Bir de üstün hizmet madalyası verdiniz. Siz bu milletin için kandırıyorsunuz. Ama size söz veriyorum. Halkın iktidarında, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 27 Nisan muhtırasını verenden hesap soracağız. Gazeteye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, referandumu boykot edenleri eleştirmişti. Sandığa gitmeyeyim demek aslında evet demektir. Bence gidip evet kullansınlar. Ama referandumdan en çok akılda kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listesinde adı yer almadığı için oy kullanamaması oldu. Bir yurttaş olarak benim bakmam gerekiyordu. Ama o yoğun tempo içinde bakma şansım olmadı. Sevgili yurttaşlarım, diyorlar ki bu anayasa değişikliğine evet derseniz 12 Eylül darbesini yapanlardan hesap soracağız. Siz buna Allah aşkına inanıyor musunuz? Yani vatandaş bu anayasaya evet dediği zaman siz Kenan Evren'i hapse mi atacaksınız? Yaşı büyütülerek idam edilen çocuğun hesabını mı soracaksınız? 12 Eylül döneminde hapishanelerde, özellikle de Diyarbakır hapishanesinde işkence yapanlardan hesap mı soracaksınız? Bir sağdan idam ettik diyor, bir soldan idam ettik diyor. Böyle bir anlayışa evet denilebilir mi? 2010 Anayasa Referandumu. 12 Eylül gününe belirlenmiş bu referandum günü, süreci başından itibaren darbe anayasası karşıtlığı üzerinden gidilmişti. Bütün diskur darbe anayasası üzerineydi. Oysa ki muhalefet de aynı argümanları kullanıyordu. Düşünün ki bir referanduma gidiliyor ve iki tarafta anayasayı değiştirmek istediğini belirtiyor. Diğeri diyor ki sadece biz bunu daha sonra yapacağız ve TV'lerde ve meeting alanlarında yine "Our boys did it" saçmalığı. Evet diyenler de "Our boys did it"'i kullanıyordu. Hayır diyenler de kamuoyu dünden razı ama daha da razı edilmeliydi. Soldan getirdiler, sağdan da var mı dedi. Onu bekledi. Sağdan da geldi, o zaman dengeyi kurduk, şimdi idam edebilirsiniz dedi. Bir sağdan idam ettik, bir soldan idam ettik. Dengeyi koruduk. Bunu da böyle gururlanarak anlatıyor. Ya böyle bir anlayış olur mu? Ve
Bunların çoğu yargısız infaz. Aynı olayları ne zaman yaşadı bu millet? 27 Mayıs'ta yaşadı. Tabii şu anda bu alanda olan özellikle gençlerimizin çoğu ne 12 Eylül'ü bilir ne 27 Mayıs'ı bilir. Gençler, ben size bunu hatırlatmak istiyorum. Bak, bu yakın, çok yakın siyasi tarihimizde bu millet bunları yaşadı. Erdal Eren 17 yaşındaydı abi. 17 yaşında. Çocuğa bir suç attılar. Sonra kararını verdiler. Hakim idamını isteyemedi. Çünkü yaşı tutmuyordu. Onlar ne yaptılar biliyor musun? Erdal'ın yaşını büyüttüler abi. Yaşını büyüttüler, astılar çocuğu. İbret alem için. Sahiden çocuğun yaşı küçük mü yoksa kurtarmak için mi böyle söyleniyor? Erdal 17 yaşında Sevim abla. Zaten Erdal'ın çatışma sırasında bulunduğu yerden askeri sırtından vurması teknik olarak mümkün değil. Siz asıl Kenan Evren'in röportajını okudunuz mu? Devlete baş kaldırmak neymiş görsünler o zaman. Bu resmen yargıya müdahale. Bir genelkurmay başkanı böyle konuşamaz ki. Bu ara bir televizyon kanalında o günlerin o idam kararlarının nasıl verildiğini takip ediyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz değil mi? Bir başka isim Erdal Eren. Daha 17 yaşındayken tutuklandı. 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Cezaevinde 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam edildi. Ya demokrasi falan hikaye. Vallahi lazım değil ya. Sopayı göstereceksin bu millete. Bak hani ne sendika kaldı ne bir şey. Nerede o bağırıp çağıran isyan eden işçiler? Ha? İşçi kardeşim. Emekçi kardeşim. Bak iki ayrı sendikaya üye olma yolu açılıyor sana. Ve bu anayasaya giriyor. Buna evet mi? Çalışma hayatında en büyük değişime, alın terinin daha güçlü hak mücadelesine evet mi? Sonunda kurtarıcı geldi. Bizi kurtardı. Bugün her şeyi anlıyorum. Her şeyi apaçık. Demokrasiden vazgeçmeye ikna ettiler bizi. Bak Doğan, ben sana şunu söyleyeyim. Bana gelip şu anda ekranları başında bizi izleyenler, tüm milletime bunu anlatıyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde söylemedim. Bundan sonra söyleyeceğim. Bu çok hassas bir konu. Bana gelip sizin döneminizde 1-5 kazandım diyen sen değil misin? Bana gelip İstanbul Konrad Otel'de aynen şu ifadeler. Ben Sayın Demirel'le de çalıştım. Ben Tansu Hanım'la da çalıştım. Özal'la da çalıştım. Sayın Özal medyayla da olmaz. Onsuz olmaz. Bana bunu söyledi. Habermas'ın diskur tezlerinden en ilginç olanı şüphesiz kahvehaneler teorisidir. Bu teze göre public space'ler dediği kamusal alanlar önemlidir. Buna göre eskiden aristokrasi feodal düzen sayesinde sadece saraylarda fikir alışverişinde bulunabiliyordu. Bu durum 18. yüzyılda Fransa'daki kafelerde yani kahvehaneler sayesinde değişmiş. Bir sürü konu ve sorun artık belli bir alanda tartışılabilir, fikirler paylaşılabilir olmuştu. Böylelikle de yeni hotspotlar oluşmuştu. Haliyle bu kahvehanelerde kıvılcımı yakılan ateş sonrasında parlamenter demokrasiyi mümkün yapmış ve sonun da Avrupa'yı aydınlanmaya götürmüştü. Ancak bu durum tersine de işleyecekti. Öyle ki halk için oluşan bu kamusal alan sermayenin ve çıkar odaklarının devreye girmesiyle bir tüketim aracı haline geldi. Yani medya oldu. Habermas insanların artık fikir alışverişini değil de sadece tüketimde bulunmasını da refeodalizasyon olarak eleştirilmişti. Feodalizmi yıkan araçlar şimdi başka türlüsünü yaratmıştı. İşte Fransa'da kahvehaneler sayesinde aydınlanma yaşanıp feodalizm terk edilirken Türkiye'deki kahvehaneler tam tersini etki ederek neo-feodalizme sebep olmuştu. Zira Fransa'daki kahvehanelerde fikir tartışanlar burjuvaziydi. Türkiye'de ise değildi. Türkiye'de medya ve siyaset hala our boys did it diyordu. Millet de yiyordu. Efendim, referandumda oyunuzun rengi ne olacak? Evet. Neden efendim? Neden mi? Gayret gün oturuyorum serbestgene. 6-700 maaş alıyorum, 800, 1.000 lira. 1.750 alıyor yine emekliler. Adam 600'e çalışıyor bir ay. O da milletvekili arıyor daha o işi bilmek için. Niye evet demeyeyim?
huzurluyuz Allah'a şükür. O evet demeyenler bütçesini hesaplayamıyor, meydana gelemiyor. Ondan sonra perişan oluyor geçtiğinde yiye içiye. Ondan sonra da perişan oluyor hükümete basıyor. Kölgede oturuyorum rahat gene. Niye evet demiyor? Allah'a çok şükür evet yani. Neden efendim? Şimdi şu anda bak kölge dönüyor, biz dönüyor. Emeklilerin bir şeyi yok. Maaşını zamanında aldım ya da mühim olan o. Ha, mutlaka bir ders vereceğiz yani. Gene de inşallah evet çıkacak yani. 160'ına sağlam. Milyar kere evet. Neden? Milyar. Neden efendim? Ben 62 yaşındayım. Bu hükümet gibi daha güzel hükümet görmediğim için. Memnunum ben hükümetten. Referandumda oyunuzun rengi ne olacak? Evet olacak. Neden efendim? Anlatır mısınız? Mesela sağlıkta eskiden sade sigortaya gidiyorduk. Şimdi her hastaneye gidebiliyorsun. Tamam, cüzevi para ödüyor. Referanduma evet diyeceğiz tabii ki. 12 Eylül'ü yani biz net bilmesek de tarih olarak biliyoruz yani neler olduğunu. Bu sistemin yıllardır kalkması gerekiyordu. Takip et dünya devletlerini. Hepsiyle barışık şu vaziyeti görüyorsunuz ya. Daha bundan iyi hükümet olur mu ya? Şimdi cuntacılara karşı evet diyeceğiz biz. Çünkü efendime söyleyeyim bu zamana kadar bütün 20 kişinin sözü geçiyor yani. Yargıtay'da olsun, Sayıştaş'ta olsun 15-20 kişinin sözü geçiyor. Biz meclise bağlıyız. Geniş demokrasiye bağlıyız. 600 kişinin sözü geçerli olsun bizim için. Biz özgürlük için... Darbe anayasası ile kirlenen 12 Eylül tarihi veya başlayan süreç bu halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur. Türkiye'de artık zihniyet itibariyle darbe heveslilerinin hevesleri kursağında kalacaktır. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum. Ne yapayım? Buradan okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım. Ancak bu mutluluk patlaması 3 sene bile sürmeyecekti. Bakıyorsunuz bir yerde bir yargıcın bir defa karar verme emniyeti vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir yargıç bir karar veriyor. Bu kararı verdikten hemen sonra hakimler, savcılar, yüksek kurul o yargıcı görevden alıyor. Böyle bir şey olamaz. Nerede oldu o zaman onun karar verme emniyeti? Şimdi her yargıç o zaman ne düşünecek? Acaba ben şöyle bir karar verirsem görevimden alınır mıyım? Güvence nerede? Emniyet nerede? Böyle bir yargı anlayışı olamaz. Onun için bu jüristokrasi denilen yargıçlar devletinden bir defa kesinlikle bizim kurtulmamız lazım. Burada bir yanlış yaptık. Bir yanlış yaptık. Nedir o yanlış? HSYK onu da yargılayan, denetleyen bir mekanizma vardı. Biz dedik ki demokrasinin gereğini yapalım. Ve millete gittiğimizde Adalet Bakanlığı'nın elinde olan bu yetkiyi kalktık, devrettik. Orada yanlış yapmışız. Orada yanlış yapmışız. Eğer şu anda anayasayı değiştirecek bir güce sahip olduğumuz anda evet, bu yetkiyi değiştirmek durumundayız. AK Parti'nin kanunla değiştirmek istediği HSYK 12 Eylül 2010 referandumuyla oluşmuştu. Halkın %58'i bu tarihi oylamada evet diyerek geleceğine sahip çıkmıştı. 12 Eylül 2010'da yapılan referandum Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Çünkü Anadolu insanı asırlık prangalarından kurtulacak, her türlü vesayete son verilecekti.
HSK skandalı Fethullahçıların hükümetle kavgasının yargı ayağıydı. Kimine göre de bir darbe girişimiydi ve Our Boys Did It yine sahaya indi. Eksik olur mu? SETA müdürü Taha Özan canlı yayına çıkıp 12 Eylül darbesini Başkan Jimmy Carter'a "Bizim çocuklar başardı" sözlerini hatırlattı. Özan bu sefer "bizim çocukların başaramadığını" kaydetti. Öyle ya, 12 Eylül anayasası Our Boys Did It'ti. 12 Eylül referandumu yine Our Boys Did It'ti. Şimdi referandum yüzünden bela olan gruplar yine Our Boys Did It'ti. 2 yıl geçti aradan. 15 Temmuz. FETÖ kalkışmasından sonra Türk-Amerikan ilişkileri sıfır noktasına indi elbette. Ancak bu noktaya nasıl gelindi sorusu sorulmadı. 12 Eylül referandumu ve bütün süreç konuşulmadı. Onun yerine yine bir slogan vardı. Our Boys Did It. Bizim çocuklar başardı. 12 Eylül'de bizim çocuklar kazandı diyorlardı. Çok şükür 15 Temmuz'da onların gayrimeşru çocukları kaybetti. Aradan bir sene bile geçmedi ve yine yeniden bir anayasa referandumu konuşulduğunda da tepkiler aynıydı. Neden, niye, nasıl değil. Our Boys Did It. 2017 referandumu da aynı başarıyla geçer. Türkiye artık başkanlık sistemiyle yönetilecektir. 2020'deki Yassıada konuşmasında belki de bu yüzden uzunca gazete küpürünü incelemişti Tayyip Erdoğan. Kim bilir ne düşündü görürken. 3 sene sonra yeni anayasa çalışmaları sürmekte. Aralık 2023. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilim yayma ödülleri takdim töreninde konuşuyor. Ülkemizdeki darbeleri bizim çocuklar başardı cümlesiyle kendi yöneticilerine bildirenlerin işaret ettiği gerçek işte budur. Ha, size anlattığım Brandt'la Paul Henze'nin hikayesini bitirmedim değil mi? 1997'de Paul Henze, Güneri Civaoğlu'nun durum programına çıkıp bu anekdotu yalanladı. Mehmet Ali Brand'a da aynı şeyi söyledi ve "beni yanlış anlamışsın, ben böyle bir söz etmedim. Bana askeri müdahale haberini veren The Boys in Ankara Did It" dedi diye yalanladı bunu. Brand şöyle cevap veriyordu. "Doğrusu şaşırdım. Zira bana bu anekdotu anlattığı günün notlarına baktım." Aynen öyle. Henze, Türk basınını, Türkiye hakkında çıkan kitapları yakından izleyen kişidir. Kitapları okumamış olmasına ihtimal vermiyorum. Aradan geçen 12 yıl süresince de defalarca karşılaştık. Hiç sözünü etmedim. Henze'nin bu anısını şimdi değiştirmesinin nedenini anlayamadım gitti. Aradan 5 yıl geçti. İkisinin peşini bu tartışma bırakmadı. Takvimler 2003'ü gösteriyordu. Bir konferansa katılmak için İstanbul'a gelen Paul Henze, "Başkan Carter'a bizim çocuklar bu işi başardı demedim. Bu tümüyle bir efsane, bir mit, bir andın uydurmuş olduğu bir şey" dedi. Brandt'ın da bunu bildiğini savunan Henze, "bu konuda kendisiyle konuştum" diye de ekledi. Brandt ise bu tartışma üzerine bu sözleri bizzat Henze'den duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi. "Henze bana Kennedy Center'da bir gösteri izleyen Başkan Carter'a gittiğini ve bu mesajı verdiğini söyledi. Sonradan bunu nereden çıkardım ben söylemedim" dedi. "Bu şekilde uydurmama imkan yok. 12 Eylül'e ABD'nin verdiği destek ve Washington'daki havada Henze'nin sözleriyle aynı yöndeydi. Sonradan reddetmesine rağmen Henze bu sözleri bana söyledi." Bu esnada canlı yayın olan Mehmet Ali Brandt kanıt olarak 32. gün için çektiği röportajın görüntülerini yayınladı. Ancak bir sorun vardı. Videodaki Henze "The Boys in Ankara Did It" yani "Ankara'daki çocuklar yapmış" diyordu. "Our Boys" diye bir cümle yoktu. Paul Henze yaşarken bu kadar güçlü müydü meçhuldür. Ama öldükten sonra Türkiye'nin en güçlü adamı olduğu kesin. Söylemediği bir sözle iki anayasa değiştirdi. Belki de üçüncüsü kapımızı çalarken sormak gerekiyor. Birilerinin bir şeyler başardığı kesin de kimin çocukları neyi başardı?